Müslüman
ahir zaman ummanları Ramazan ayında
bergan deb savobi. Bekorga saxovat oyi deyilib aytasizlar. O'sha bu oyda qo'nini qo'shiga yetim yesin, mahalladagi kamtarlangan, muhtoj bo'lgan oilalarga shu oylik hurmatini aytaylik zakot emas, lekin yordam ma'nosida bir nafl ibodatini qo'yadigan bo'lsak, Alloh taolo qarz qilgan amallarni darajasini beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, azizlar, Ramazon oyi tugaganda musulmonlar yashaydigan bo'lganda birorta qo'ni qo'shni o'rtasidagi namozga bo'lishi kerak. Musulmonlar yashaydigan yurtlarda birorta ota bolaning o'rtasida gina adovat, aka ukaning o'rtasida bir-birlaridan arazlashishga o'xshagan noto'g'ri holatlar bo'lmasligi kerak. Ramazon oyi tugaydi, shu narsalar barham topishi kerak. Ramazon oyi tugagandan mahallalarda birorta yetim, beva, bechora yo'qchilikdan qiynalib qolgan bo'lmasligi kerak Ramazon oyining hurmatida. Bekorga musovat oyi demadigansizlar. Musovat oyi degani bir qadar tenglashtirish oyi degani. Qanday qilib oila o'zlarining vojib bo'lgan zakotlarini o'sha mahallada og'aynisidan boshlab begonalargacha bo'lgan haqiqiy muhtojlarga o'zining zakotini tarqatadi. Bu zakot olgan yetim, yesir, beva, bechora ehtiyojmandlar ham bir qator boy bo'ladi. Mana qarang, dinimizning qanaqangi adolatni arralari bor. Shunaqangi adolatni qotiladiki bu arralar. Faqat biz musulmonlar payg'ambar alayhissalomga ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, Allohga bandalikni da'vo qilar ekanmiz, mana shu dinimizni ko'rsatmalariga chiroyli amal qilar ekanmiz, inshaalloh bu jamoa, bu xalq, bu yurtda hech qanaqangi bir ko'ngil xirachilik bo'lmaydi. Biror kishi yo'qchilikdan chinlamaydi, biror bir yetim yo'qchilikdan zorlanmaydi. Allohning arshini larziga keltiradigan ovoz chiqmaydi. Buning uchun bizlardan talab qilinadigan narsa dinimizni talabiga chiroyli amal qilib tursak bo'ladi. Shuning uchun azizlar, mana ertadan boshlab mana bu tartiblarimizga ham bir rioya qilib qo'yishligimiz kerak. Hammadan talab qilinadigan narsa bu nazorat bo'lyapti. Alhamdulillah, Alloh buyuk ato qildi bizlarga shu taroveh namozlarini qazo qilishlikni. Allohga shukr qilishimiz kerak, o'tgan yili hammalarimiz shunday bir haqqi xudodan mosuvo bo'lib qoldik, sababini hammamiz bilamiz. Bugun karantin qoidalariga rioya qilib desak, rioya qilishimiz kerak aslida. O'zimizni hurmat qilsak, Allohning baytini hurmat qilsak, mana shuncha jamoatni hurmat qilsak, mana shunday ibodatlarimizni bo'lishligini xohlaydigan bo'lsak, bugun ozgina qadar qiyin emas, ozgina qadar mana shu karantin qoidasiga amal qilib, mana shu masalalar bilan kelishlikka harakat qilaylik. Bu o'zimizdan bir o'zimizni hurmat qilgan bo'lamiz. Mana bu Allohning baytini ehtirom qilgan bo'lamiz va mana musulmonlarning shu yerda to'planib haqqi qo'rg'onlarda ishtirok etishini yaxshi ko'rgan bo'lamiz. Buni ham to'g'ri qabul qilaylik. Qolaversa azizlar, payg'ambar alayhissalom aytganlarki, men ba'zi bir holatlarda judayam bir o'zimcha bir hijolat bo'lib ketyapmanda. Mana mahallalarimizda har kuni bobolar kelib, yoshi ulug'lar, ba'zi birda yoshlar kelib, bog'larimiz mahallalardan o'zimiz taroveh o'qiylik degan bir g'oyalar qoldi tasuratida. Lekin mahalla hozir xudoga shukur bir taraqqiyot asri, texnika asri, imkoniyat bilan masjidlarimizda qolib haqqi qurbonlarga qatnashishlikning naqadar ulug' darajasi borligini yo his qilmaydi, yo his qilsa ham xohlamaydi. Aslida bunday bo'lmasligimiz kerak. Mayli 80-90 yoshdagi 4-ta 5-ta otaxonlar nimadir qilsa uni tushunsak bo'ladi. Lekin yoshlarimiz buni harakat qilish kerak, chunki bu hosil oy, bu yaxshilikni yig'ib oladigan oy. Chunki bitta yaxshilikka 70-700 barobargacha ko'paytirib beriladigan oyda bizlar xolis Allohdan savob umid qilib, payg'ambar alayhissalom aytganlaridek, "Man soma Ramazon imanan va ihtisoban kufira
Kur'an'ın kimliği gibi bir oturuyor mu halette işte. Bana sünnet namazı okuyabilirim vakitte. Bana şu tarafı namazı okuyabilirim vakitte. Yaşımda o zaman Türk tüket türleri var ya kumayı vardı. Ruhsat var oturuşuk ya. Tarafı namazı. Farz değil. Farz değil bu ruhsatı var ama ikrami var. Eğer oturuyor mu halette Allah'ın kelamını işte. Allah bana her bir harfine 50 yaşlı savab verir. Kimi ki Kur'an'ı namazdan taşlarda işitse her bir harfinde 10 da yaşlı yazar. Kimi ki Kur'an'ı işitse bu Allah'tan savab bildirir. Her bir harfinde 1 da yaşlı yazar. Namazdan taşlar varlığında. Ve ben bana hatta yaktim oğlum. Evet. Yaktim oğlum. Eğer kimi ki Kur'an'ı en kısa ya işitse hatta başta bahir gece iştirak edip Kur'an hatim olsa كان له عند الله دعوة إما معجلة وإما مؤجلة الله من حضور الله وشبه أننا بنت إجابات من الدعاء خاص الله قرآن باشا آخرية إشكا بقية قارن بنت إجابات من الدعاء الله تبارك وتعالى من الدعاء إجابات من الدعاء هو يعني شاشكا فارتنا yani az ile geçiştirilir bu sene uşa doğayacak olmalı. Bana şimdi hayırlı iş. Yeni kadınımızda şuradan savaşlar vardı. Bazı bu da iş bu işimiz gerek. Bazı kadınlarımızda şunçada bir bazı kuramda kadınlığı geçse, ahire geçse kadınlaşmasa, baştan varmayı gözden geçir. Buna kalmaz aslında. Her bir yerinizde ifadeleriniz buldu mu, gelip kadınlığı işleyin. Her bir kadınlığı aynı bir kadınlığı bunu imkaniyette kalmışsa yapacağını gidin, sefere çıkıp kalıyız, yeni oran zorun kaldı, yeni oran olmasa oranı diye düşünce bulması gerek. Kalbimiz Kur'an'ın aşına buluş gerek, Kur'an'ın aşına buluş gerek, Kur'an'ın muhabbeti buluşmuş gerek. Ve bana şu ayetlikler mağdalarını icabı mühendikler dua sahibiyle eşleşmiş gerek. Allah kahve bacılarımızın bu Ramazan ayının faziletlerinden katılmanızı. Azizler, ben davara meydanımın bu bugün birinci günü bu karşı o günü vaktilerimizin dışına ziyaretler bir eser kurdurmak. İhlas ile itibatlı cüdeyen derece kendi. Savab kendi. Allah'ın duyuşuna gör. Yaşı suçumuz gerek. Bir kişi kızını eğer hiç kim uyurmaydı bir. Sövmeydi. Eğer mamada şunları ise rahmet kaybından gelir. Ben kuzum ve düşük oranı, yavru iki de yaş kendi oranı, yoy bir yaş bana, bir nesilerde mahallar bana, birbirlerine tartışıp, karışık karış halatları buladı. Azizler kim? Eğer Allah'ın belgeye gelişine kaynı bir halatını müjdeye getirirse, bilin ki bana Allah için gelir. Allah için gelmeyen, Allah için, Allah'ın razılığı için Allah'ın belgeye gelişen ben de buna kaynı tartışıp hoş buluyoruz. Mümkün demez buna kaynı tartışır. Eğer biz de kursuna rahmet yetişmiş gerek. Çünkü bu yerin Allah'ın razılığı bu cihni geldiniz. Hiç kaçan bu dinimizi de derim. Yani Allah bana kullandı, hakiki mu'minlerine bak, mehter, şimdi ayet nazıl kıldı. Ve kâzuliyle o yüzden gazabı bir geldi. Bu şey gazabının icrasını kıra, barış imkaniyeti kuradır. Rabbisinden korktu. Ya Rabbi, men bu adamla bu içimdeki vezerde icrasını kısam bu zekli vaktinde kadar cevap veremem diye düşünceni kalbi götürür. Sabır kısa, gazabını gazabını kısa Allah yaşlıyor kadar hesabını kısa. Bu adamlar bir cümle daha bir amin nasıl bir adı ayet bu anda adamlar bir cümle olan hafifleri Müslümanlar. Çünkü şu başka bir var Resulam hadisleri yok. Müslüman kimdir soruyu kadar? Ben Müslümanım. Mansari ve Müslümanı bir izahı edemeyi. Hakiki Müslüman, başka Müslümanlar bunu ekleyen, koruda, elinde koyan insanlardır. Bugün her günde namazıya kadar Allah'ın meclisleri, kadar vaziyetleri, her günde akıllarımızdan iltimasımız, köşe günde kursun, meşte içine kursun, Allah'ını büyüyen yetiştik mi? Hiç bir insan bağırsa bu rızık yaptı. Şu da etsek, biz Allah'ın meclisiyle, Allah'ın razı olduğu için bir yapmak. Şunu yesinler işlemeyelim.
işlerinden Allah kavramımızı yormadan bakmasın. Bizden karşıda icraili namaz okuşuklarımızda kısmetten duyguyan belki içki işler kanunları, belki kısmetten duyguyan hakimler, belki rehberlerimizi almadan Allah kavramımızı yormadan bakmasın. Ve sallallahu teala ve aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا من شفاعة نبينا يوم